Merhaba arkadaşlar 25 Eylül Çarşamba akşam Amerika'da iki yarış programı var Philadelphia ve Indianapolis yarışları Philadelphia'da 9 koşu olacak ve birinci koşuyla birinci altılı ganyan başlıyor keyifli seyirler ve bol şanslar olsun birinci koşu Maiden dişilere ait 1200 metre kumpiste buradaki önceliğim ilk kez koşacak olan 2 numaralı Burley Working Rubin e, Silvera ile favorim. Sonra 6 numaralı e, Lady Robo. 7 numaralı Change Order. 4 numaralı Bossy Kate. Ve 3 numaralı Change Accounts. Sırasıyla şanslı gördüğüm kısraklar 1. koşuda 2-6-7-4-3. İkinci koşu şartlı koşu 1670 metrede koşulacak 6 at izleyeceğiz 2 ve 5 ekür olarak yarışa katılıyor. Burada da 2 at değerlendirmemi aldım. İlki AGF tabusunun favorisi ki şu anda %57 de AGF'si. Bir numaralı Shadowman benim de favorim. Hani baktığımızda bu pist ve mesafede 4 kez koştu. 2 birinciliği var. Bugün de favori olmayı hak ediyor Handikap olarak baktığımızda da rakiplerinden e, yüksek handikapta. Yanına önereceğim e, Safkan e, 4 numaralı Fast Payday son yarışını ölçü almıyorum. 1 numaranın rakibi olacağını düşünüyorum. İkinci koşuda 1 ve 4 şanslı gördüğüm atlar oldu. Üçüncü koşu 7'li plasenin de ilk ayağı 1670 metrede yine. Dişilerin koşacağı Maiden koşu 6 Safkan yarışa kayıtlı tek olarak önereceğim e, safkan Francesco Martinez Martinez idaresindeki 4 numaralı Lost e, Love olacak. E, zaten baktığımda 3 4 çok ön planda tutuluyor. E, ben 4 numarayı tercih ettim. Çok uzun aradan 110 gün aradan sonraki ıı e, çok tatminkar bir boy farkla üçüncü oldu. Bugün için aynı şekilde koşarsa rakiplerini geçeceğini düşünüyorum. Üçüncü koşuda 4 tek diyorum. Dördüncü koşu ikinci altılı Ganyan'da ilk aya saat 21.01'de başlıyor. Satış koşusu yine uzun mesafeli 1670 metre mesafeli koşuda. iki at ön plana çıkardım. İlki 3 numaralı Age of Glory ki %80'lere ulaştı AGF'si günün sur direkt atı gibi gözüküyor. 3 numara. Benim de favorim olsa da e, yanına bir sürpriz rakip önereceğim. 99 gün arası var. E, bir numaralı dip line. E, koşuları gayet iyiydi. E, bugün için burada sürpriz yapmaya çalışacaktır. dördüncü koşudaki sıralamam 3 ve 1. 5. koşu 1400 metre mesafeli satış koşusu 5 e, numara yarıştan çıktı. 6 kısrak birincilik mücadelesi verecek sürprize açık koşu. Önceliğim 3 numaralı Keti Labella. Sonra 2 numaralı Magnification Pearl. 6 numaralı So Civil ve 7 numaralı Everson Pearl. Sırasıyla şanslı gördüğüm kısraklar 5. koşuda 3-2-6-7. 6. 7. Altıncı koşu satış koşusu 1300 metre kumpiste 6 safkan yarışa kayıtlı. Burada da 4 at değerlendirmemi aldım. Sıra numarasına göre bir numaralı e, Reis Daro of Charlie. Üç numaralı Tiempo Perfecto. Beş numaralı Newdorf. Ve altı numaralı Verus War. Virus Wolf. Eşit şanslı olarak gördüğüm atlar. Yani Newdorf için biraz daha kısa olsaydı hani bin metre, bin yüz metre olsaydı aslında 5'e tek diyebilirdim ama uzun mesafede uzun derken Nüdorfar göre uzun mesafe 1300 bana göre onun için tek demedim. Şanslı gördüğüm atlar 1 3 5 6 6. koşu için. 7. koşu genel olarak zaten program az atlı bir program ama arada 1 2 sürpriz girecektir muhtemelen ki çok da sur atlar var. 7. koşu 1300 metrede şartlı koşu burada da 5 numara yarıştan çıktı ee, burada iki at ben değerlendirmemi aldım ilki üç numaralı Party at e, Sems benim önceliğim Andy Hernandez'le diğeri de bir numaralı Bobby the Tank ee, genelde e, Akoya'da ve Saratoga'da koştu. Burada Paris'te de şansını arayacak. 7. koşudaki şanslı gördüğüm atlar 3 ve 1. 8. koşu yine az atlı bir koşu. 6 at var. 3 ve 6 da ekürü olarak koşuyor ayrıca. Opsiyonel satış koşusu 1670 metrede. Burada 4 adı değerlendirmemi aldım. Biri zaten ekürü dolayısıyla bir at dışarıda kaldı. 2 numaralı Supreme Being, 3 numaralı Levin, 4 numaralı Inspedis ve 5 numaralı Barlet. E şanslı gördüğüm atlar 2-3-4-5. Son koşu 23-20'de başlıyor. Buradan da 2 numara yarıştan çıktı. 1670 metrede şartlı koşu. Yine günün diğer bir favoriyatı 1 numaralı Drime Roll Please üstünde de Dylan Davis deklaresi var gelir mi parakse ee, gelebilir tabii ki ee, yani şahane de bir performansı var şu ana kadar 250 bin dolarlık bir Harshpun e, temsilcisi ee, Saratoga'da ve e, Aqueduct'ta koştu ama e, yani o kadar iyi koşmasına rağmen bugün parakse gelmesi e, bence biraz e, şüphelendirici. E, ayrıca tabii ki 163 gün arası var. Hani çok iyi bir durumda olsaydı, sakatlığı olmasaydı yine e, daha iyi pistlerde Saratoga'ya, Belmont'a, Oaky'a dakika falan giderdi diye düşünüyorum. Onun için önceliğim burada 4 numaralı Chiki My Six. Son yarışında 5'in gerisinde 3. olsa da e, ben 4'ü tercih ediyorum ve 1 numaralı Dream Roll Please arasında geçeceğini düşünüyorum yarışın. 9. koşudaki şanslı gördüğüm atlarda 4 ve 1 oldu arkadaşlar. Değerlendirmelerim de bitti. Şablonum bu şekilde. Aynı anda da Indian Apples yarış değerlendirmemi birlikte yayına koyacağım. Görüşmek üzere şansınız açık olsun.